Merhabalar. Arkadaşlar. Merhabalar. Alem merhaba. Hi. Merhaba Televole. Merhaba Televole. Üçüncü bölümdeyiz. Sabri Çelik'le başlayacağım. Ortalık karıştı zaten, uzun zamandır karışık. Yusuf Namoğlu'nun özellikle görev yaptığı süreçte bir takıma olan hatadan pay kapma kısmı diyeyim. Yani hata her takım yaşıyor ama hatanın avantajlarını, dezavantajlarını da yaşayanlar her takım yaşar ama en fazla bu hatalardan kar payı elde eden Galatasaray olduğu için çok sık gündeme gelmiş. Ve en sonunda da Yusuf Namoğlu'nun istifasıyla süreç noktalandı. Namoğlu istifa edince ne olacak? Nasıl bir merkez hakem komitesi olacak diye beklerken Sabri Çelik geldi. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulduk? Aslında şöyle bir şey var. Şimdi camiada aşağı yukarı spor kamuoyunun içinde aşağı 40 senedir içinde olduğumuz için herkesin hemen hemen düşüncelerini, renklerini, kılık kıyafetini biliyoruz. Şimdi Yusuf Namoğlu'nun gitmesi, Sabri Çelik'in gelmesi bende sürpriz yarattı mı? Yok. Zaten böyle bir şey olacağını bekliyorduk. Yani Yusuf Namoğlu şifayen gitti. Şifayen de Sabri Çelik geldi. Yani burada ben kişilere fazla takılmak istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü biz başka bir çeşit bir şeye denk gelmedik bugüne kadar. Yani şimdi ben bu Sabri Çelik'le ilgili bir yazı yazdım. Yazının altında tabii Galatasaraylılar falan bizimki Beşiktaşlar da yazıyor. Herkes kendi içinde kendi doğrularını paylaşıyor. Tabii. Geçen programda hatırlıyor musun? Bir şey dedik. Yani burada kişilerin, hakemlerin işte Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerli olması o kadar önemli değil. Trabzonlu olması o kadar önemli değil. Yani bir ya zaten hakem bu. Bir yelpaze var, o yelpazeyle beraber açılıyorsun, hop kapanıyorsun. Başka bir yelpaze. Bu böyle yani. Bülent Ersoy'un yelpazesi gibi. Doğru. Değil. Şimdi bak. Sabri Çelik biz 48 maçlık yenilmezlik serisini nokta koyan bir hakem. Bununla ilgili de kardeşim sizi Sabri Çelik yenmedi. Feldkamp'ın Galatasaray'ı yendi. Gibi. Yazılar geliyor falan filan. Niye işte kabul etmiyorsunuz falan filan. Diyoruz ki arkadaş bak bir video var. Penaltı videosu. Onu koyduk. Dedik ki madem öyle bu videoya bak. Bu videoyu seyrettikten sonra aynı sen aynı görüşte misin bana söyle yani. Güzel söyledin. İsimlere takılmamak lazım. Güzel de bir söz var. Sen çok sık da kullanırsın onu. Hani önemli olan sinekler değil. Sivrisinekleri bırakın. Bataklığı kurtun. Zaten bak birbirini tetikleyen çok konu gelişiyor. Yani bir hafta içerisinde bir gündeme sabit kalamıyorsun. Sabri Çelik geliyor. Sabri Çelik geldikten sonra Galatasaray-Kasımpaşa maçı var. Galatasaray-Kasımpaşa maçında işte Jagne'yi aldığın zaman işte Galatasaray-Kasımpaşa maçı galibiyeti şu yazar bu yazar 3 milyon bilmem her dakika bir şey var. Hepsi üst üste geliyor. Dolayısıyla bir konunun üzerinde sabit kalamıyorsun. Şimdi Malatya maçının öne çıkan iki tane konusu var. Galibiyet haricinde. Evet. Bir, Lens'in ilk yarı boyunca Şenol Güneş'ten fırça yemesi. Çizginin üzerinde. Hakikaten ilk yarı çok devamlı fırça yedi. Yani oyunda kaldığı sürece kötüydü. İki, Laiç'in sarı kart sınırının olmasını bilmesine rağmen gidip direğe tekme atması. İki tane ana konu. Hani Beşiktaş olarak. Beşiktaş Malatya maçını nasıl yorumluyorsun kardeşim bana? İki ana konu başlığı. Bir Lens, iki Laiç. Orada gene Burak'a bırak diyeceksin de Burak'ın olaya müdahalesi var. Yani Beşiktaş kulübünü, takımını veya bu sezon şampiyon olmayı ne kadar istediğini bence hatta işaret eder. Üç. Yine Burak'a bırak. İlk önce tepkiyi Burak verdi. Ne yaptın sen diye. Abi sen yani Burak'a bırak. Burak'tan önce üç var. Şenol Güneş'in basın toplantısında Kagabo oyuna girdikten sonra onu oynadık demesi var. Enteresan da evet. Şimdi bak. Şimdi enteresan işler oluyor. Yani maç kazanmışsın. 5'te 4 yapmışsın. Bir Rize var yanılmıyorsam 5'te 4 yapan
Ne Galatasaray mı var bir de? Rize var 5'te 4 bir de Beşiktaş var 5'te 4. Şimdi iyi bir ivme yakalamışsın. Futbolun içinde kalmak zorundasın. Evet. Lens'in pozisyon sonlarındaki yüzün ifadesine bakıyor musun? Lens'le galibiyet falan göremeyiz abi biz. Hayır. Çıkartmak lazım Lens'i. Poker face ya herif. Şey yok adamda. Bir mimik gibi bir şey. Ya üzülüyor mu? Sinirleniyor mu? Gülüyor mu? Ha, pozisyon garip garip pozisyonlara giriyor çıkıyor. Kamera şimdi bunu zoomluyor. Adam normal karanlıkta yürüyen bir adam gibi yani. Sanki sahada falan değil adam. Karanlık evet. Hani bir üzülme hani pozisyon kaçırmışsın. Hani böyle bir hırslanırsın falan mesela. Yok yok evet. Onlar adam direkt poker face. Buz gibi evet. Bir garip yani. Ve çizgide yapması gerekenleri yapmadığı için de o tehlikeli bölge dedikleri yerlerde top kaptırdı bir iki kere. Evet. Şimdi pozisyon gereği çizgiye geldiğinde Şenol Güneş çizgiye geliyor. Habire buna bir şey diyor. Habire bir şey diyor. Bu artık hani bakıyor da Abel'e mi yatıyor ne çözemedim orayı da yani. En son finalde golü de kaçırınca direkt oyundan aldı. Bak şimdi direkt aldı. Maçın başında şey var. Burak'a karşı çaprazdan 3 kişi geliyorlar karşı karşıya. Falsolu böyle bir havadan bir orta yaptı yani yerden verse. Yo o ilk sahnedekini diyorsun evet. Sen. İlk sahnedeki pozisyon Burak'ın ağzının içine attı. Burak'ın timing hatası var orada. Orada bir futbolcu o aldı topu. İki yani iki kişi. Deliden geliyor ya. Yerden kontrfeye önünde kaldı karmaşada. O pozisyon. Evet. Ya ağzının içine attı orada artık. Burak onun topu ayarlayacak kendini. Abi, geldi, kayarak geldi. Ama işte bak pozisyonu, işte yani timing ayarlanamayabilir. Yerden atamazsın. Zemine takılabilirsin, düşebilirsin bir şey olur. Yerden at abi. Niye yerden atmıyorsun? Sen de az futbol oynamışsın belli. He? Sen de az futbol oynamışsın. O da yerden olmadı. Pozisyon yerden olmaz. Yere indirdiğin zaman topu orada. Tamam vakit geçer adam pozisyon alır karşında. Abi o top pozisyon havadan, öyle bir pozisyon. Havadan süzülerek gelirken vakit geçer. Hareket ama yapma top... konuşurken. Peki. Tamam. Evet. Şimdi makara bir yana ciddi bir durum var ortada. Laiç hatta Laiç diyor ki şey Atiba geliyor golden sonra senin sarı kart sınırın var mıydı diyor. Bakış o bakış. Bir pozisyon var gözünüz önüne getirin. Laiç böyle yapıyor sonra. Burak ya, da yaptı onu işte onu diyordum ben. Burak şimdi, dedin de. Şunu anlatmak lazım futbolculara. Hiç akıl yok mu? Dedirten bir pozisyondu yani. Ki şu anda mesela ben şöyle bakıyorum yani tamam, Laiç son 3 haftada iyi işler yapmaya başladı. Evet. Güzel şeyler yapmaya başladı. Attığı gol dışında sarı kart dışında maçta da var. Maçın genelinde var yani. Zaten hayıflandığımız nokta o. Evet. Öne çıkanlar bunlar. Kagawa dediğimiz gibi yani şimdi Kagawa'yı oynatır mı yoksa oraya Oğuzhan'ı mı hazırlar? Sakat değilse Oğuzhan yani Kagawa'yı da hazır değil diyor çünkü yani ama maç sonunda bir Fenerbahçe arifesinde ya Kagawa'yı sinirlendirmek için dedi ya bu da bir satrançta bir hamle olabilir. Yani Kagawa girdikten sonra 10-10 kaldık demesi iki şeyle açıklanabilir. Ya Kagawa'ya gaz verdi hırslandırdı maçı hazırlıyor çünkü Laiç oynayamayacağı belli oldu. Sarı karttan ya şimdi bu da ya laf ya şey değil yani kolay ağır bir laf olmuş yani Kagawa için. Belki de Japonca anlatamazlar diye öyle söyledi. Maç pazartesine aldınız. Bana mantıklı bir açıklama yapın kardeşim. Yani benim Partizan, Malmö, Genk, Sarpsborg maçlarının Perşembe pazar oynamışken, yani bunlar evet. Ortada duruyorken, hatta son maç Perşembe başladı. Cuma bitti, sabahleyin geldik, pazar Galatasaray maçına çıktık. Göztepe'ye Beşiktaş indi burada. Durmadan gösterdi. Ben demiyorum ki Fenerbahçe Zenit'le oynadıktan sonra pazar günü oynansın. Doğrusu pazartesi. Evet. Ama biz niye pazar oynadık? Biz niye pazar oynadık kardeşim? O zaman Yusuf Babaoğlu vardı herhalde. Bu şimdi ben ama yazı yazıyorum. TFF yazıda yapıyorum. Adam diyor ki kardeşim diyor hani siz adildiniz diyor. Alen Efendi diyor. Sen diyor hep diyor düzgün diyor. Adillikten bahsediyorsun diyor. Bizim diyor pazartesi oynamamız diyor. Ne kadar diyor bu şey. Ya kardeşim senin pazartesi oynamana biz bir şey demiyoruz ki. Doğrusu o. Evet, Fenerbahçe Perşembe günü Zenit'le oynadıktan sonra buraya gelmesi pazartesini tekamül eder. Evet, evet, oynanır. Olur. Evet. Okey, orada sorun yok ki. Seninle bir problem ama yok. Ben diyorum ki... Ben niye oynadım? Ben 4 tane Avrupa maçını Perşembe pazar oynadım. Bunun açıklamasını istiyorum kardeşim. Ve Göztepe'de ben kaybettim. Yani hiç ara vermeden geldim yani Göztepe'de insanlara, kaybettim. İnsanlara açıklamalı, eşit birli falan bir şey anlatacaksın abi. Barkovizyonlu gösteri falan yapacaksın. Ya kardeşim,
Ya anlamak istediğini istiyorsun bizden, duymak istediğini. O zaman şu, yani Beşiktaş o zaman çok iyiydi kardeşim Beşiktaş. Zaten Beşiktaş'ın biraz fren yapması gerekiyordu. Bu tempo içerisinde biraz yorduk Beşiktaş'ı. Freni yaptırdık. Ya bunu diğer yetkililere dedi. Bu yani. Yetki bak bunu şimdi Türkiye'nin hatta hiçbir Avrupa'dan şey, da bir sürü yazı geldi değil. Şimdi. Bir sürü herkes yazıyor. Şimdi yazıyor ya. Yaz kardeş. Mantıklı olana cevap veriyorum zaten. Düzgün. Hani ortada durup da evet bu çocuğun da dediği doğru ama böyle de bir kriter var karşında kardeşim deyip önüne koyuyorum onu zaten. Hı hı. Ama arkadaş ben de diyorum ki doğrusu buysa biz niye 4 tane Avrupa Kupası maçımızdan sonra pazar günü oynadık? Arkadaşlar da anlamayan arkadaşlara da buradan anlatmış olalım. Tane tane. Nokta. 2. Fenerbahçe maçında şimdi hazırlanıyorsun. 9 günlük bir hazırlanma sürecim var. Yani ideal 11 ile hiç hem dışında... mental olarak hem fiziki olarak. Şimdi burada her kolay geçeceğine inandığın maç zor geçer. Yani. Doğru. Karşında Fenerbahçe var. Güçsüz bir takımın, yani güçsüz demeyelim, galibiyet alamayan bir takım diyelim. Yani oyun şablonları şu andaki Türkiye'deki futbol takımlarını yenmeye müsait oyun şablonu yok. Çünkü adam ezildecek futbolcuları yok. Yok doğru. Ya ben burada Fenerbahçe bütün maçlarını seyrediyorum. Hırs var, isyan var ama elindeki adamlar... Yeterlilik yok. Slimani, enkaz. Harbi enkaz. Mesela Fenerbahçe isim vermeyeyim ki şey olmasın. Fenerbahçe'nin birçok futbolcusu Fenerbahçe'de oynamaya müsait değil. Ben Ali Koç'un yerinde olsam hakikaten... Yapacak ya, bir şey de yok. Komolli'ye derim ki gel baba... O Kuku'yu da çağırırım. Gel kardeş. Siz bana bu oyuncuları nasıl aldırdınız ya? Kim hani, hani seninle bir senedir bir anlaşma yapmışız. Seninle hazırladık ya devresi. Alişe'nin bir lafı var. Transfer teknik direktörü bırakılmayacak kadar önemli bir iştirler. Evet. Şimdi dolayısıyla işte konu konuyu açıyor. Futboldan anlayan yöneticiler olacak. Ya evet. Aykut Hoca'yı menajerlerin eline teslim olsun. İşte antrenörlerin eline teslim olursun. Adam futbolda yapabileceğini bir 15 dakikada yapar yürür gider. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla tabii Fenerbahçe'nin kendi sorunu bu. Ama Beşiktaş'a bu sorunlarla gelen bir takım var. Tamam. Beşiktaş'ın da yapması gereken çok basit. 3-5 tane ilmik var. Nedir? Bir kere saha içinde oluşacak olaylara, tuzaklarına düşmeyeceksin. Ne olursa olsun futbol oynayacaksın abi. Bitti. Kim bunlara müsait şu anda takımda? Medel müsait. Quaresma müsait. Ya Alen ben bir kere Şenol Güneş için şöyle ifade kullandım derbi öncesinde. Şenol Güneş soyunma odasında lütfen dedi takım karşısına alsın. Ne olursa olsun. Kendilerine en ağır küfür de edilse. En sert yumruk da vurulsa karşılık vermeyecek. Verenin kariyerini ben bitiririm diyecek. Dedim. Yani böyle bir şey yapması lazım şimdi... dedim. Maç başladı. 10. dakika mı 15. dakika mı Şenol Hoca atıldı. Ya Şenol Hoca bunu yapsın dedim Şenol Hoca atıldı. Sen oraya da şimdi zaten sırayla geliyoruz yani. Quaresma var, Medel var. Oynarsa tabii bunlar. Sonra bir de Şenol Güneş'in kendisi var. Evet. Bunun deklar edilmesi. Yani. O da yani yenilmemeye çıkıyor mesela. Hani Fenerbahçe beni yenmesin gibi daha böyle defansif, daha böyle garantici, daha böyle ya sen iyi takımsın şu anda. Senin korkuların olmaması lazım. Çık topunu oyna. Yani bazı yerlerde normalinden hariç bir şey yaptığın zaman eksiğe düşersin zaten. Doğru. Yani karşındakini ne olduğunu idrak edemiyorsun. Çünkü kişisel bazı problemler var. Bunu da gündeme getirmemizin sebebi hırslar Şenol var. Güneş'in mutlaka bunlarla ilgili bilgisi vardır. Hani biz de dışarıdan tribünden gelen bir ses olarak da kale alır diye. Demek istediğim de şu yani Fenerbahçe bu sezon çok yenildi. Yani şu durumda olmasının sebebi de bu. Yani bugün şampiyonlar... Ayrıca yani bugün, Fenerbahçe aşırı yaralı. Hani böyle yaralı tamam, artı, değil, aşırı yaralı. Artı tansiyon yükselten bir başkanları yok. Mutlaka oluyor. Ya bence mutlaka tansiyon yüksek olacak o maçta. Ayrı konu. Ama bilerek tansiyon yükselten ve bilerek... Sen bunlara düşmeyeceksin. Bu senaryoyu yapan dönemi de bırakmış. Elinde tabii. Yani Beşiktaş için söylüyorum bunu. Gereksiz anlamlar yüklemeyin artık maça. Normal bir maç bu yani. Aynen öyle. Fenerbahçe maçında küfür etmemesi için Beşiktaş taraftarının yanına kadar Alişan'a edilecek küfürler var. Sen demin bahsettin. Ya ama o televizyona nasıl yansıtıldıysa öyle kalmış aklında insanların. Öyle bir şey yok ya halbuki. O maçın evvelinde
Yani bir maçta hiç tribüne geldi mi, kapalı tribüne? Geldi işte, bir maçta geldi. O maçta bir zorla getirdik. Ne maçıydı o? Hatırlıyor musun? O derbi değildi. Derbi değildi ya. O zaman dernek yeni açılmıştı bizim. Sabit Pazar'ın orada Beşiktaş'ta meydan. Ertesi hafta derbi olabilir mi? Yani o hafta Ali Şen'e küfür edilecek diye mi geldi? Valla basket maçı olabilir ya sanki. Basket maçından evvel mi? Sergen işte 90. dakikada gol attı ya. Evet. O maçın meşhur bestesi var. O maçtan sonra zaten Ali Şen'le ilgili bir sürü var. Yani Ali Şen'in hakkını helal etsin. Yani Süleyman Seba oturdum ya kafada. Yani devam. Nasıl? Süleyman Seba tabii ya, resimler nasıl var. Geldi? Şey, video çekimleri var. Yani ben Amir, siz gittiğiniz ben orada mıydı? Ben setteyim. Önce bizim ya yanlış hatırlamıyorsam Dağım var. O zaman 95 94-95 sezonu herhalde büyük ihtimalle. Dağım geldi. Bülent Albayrak var. Yardımcı antrenör, tercüman falan o evet. Şekil. Bülent Albayrak var. Ve Süleyman Seba, Erhan Solu da var yanında. Bizim derneğe geldiler. Tamam. Sabit Pazar'ın orada dernek vardı. İkinci katta bizim. Hemen Ortaköy'e dönen yolun başında. Köprünün altında Beşiktaş'ta meydandaki. Sabit Pazar vardı. Onun tam ikinci katındaydık. Geldi. İşte çay, kahve falan filan. Dediler ki ya hiç maça gel, kapalıda seyret maçı. Bizle beraber bağır dediler. Biz her zaman böyle bize mesafeliydi. Ama biz çayımızı götürdük, verdik yani Süleyman abiye. Ondan sonra içti çayı 2-3 bardak hatta, muhabbet işte. O her zaman bir şey söylerken azarlar gibi yapar. Ama bir yerden de akıl verir, yol gösterir falan işte insanlara. Ben hep arka odaya kaçıyorum. Durmuyorum fazla. Neyse dediler, o zaman da bizim dernek başkanı rica etti Tolga. Kapalıya geldi. Dedi ki ya başkan, hani böyle böyle hep beraber yürüyelim ağaçlı yoldan. Kapalıya maça girelim. Tamam dedi. Şok. Yani hepimiz şok. Yani maça zaten hani kalp rahatsızlığından dolayı gelmiyor, heyecanlanı falan filan diye. Öyle bir şeyi kabul etmesi enteresan bir boyut bizim için yani. Geldi. Hatta bulur çocuklar, resimler falan var yani. Bu programın altına atarlar resimler. Ön tarafa oturdu mu? Kutuya mı? En öne birinci. Ben oradum. Hatta sol tarafta bir kavga çıktı. Ben işte kavga ayırmaya gidiyorum falan. Benim kolumdan falan tuttu ya. Dedi gel dedi, polisler halleder falan filan. Yani adam tamamen şey, yabancı yani. Türk'ün kültürüne. Mesela o maçta da bağırılıyor. Ama Torul Yenidoğan vardı. Rahmetli o da. Aramızdan ayrıldı. Yazılar yazdı. Dedi ki işte Süleyman Seba geldi, Ali Şen'e küfür edilmemesi için kapalıya bizzat oturdu falan diye bir algı. Halbuki alakası yok. Yani maçlarda hep Ali Şen'e bağırılıyor zaten. Evet. Zaten Ali Şen bunu istiyor. Süleyman Seba'nın gelmesi tamamen dernekte bir anda ortaya bir fikir atıldı. O fikri şoklar içerisindeyiz. Yani maça gelecek, bir de kapalıya gelecek, bir de bizim içimize oturacak. Yani şok çarpı şok yani. Etkilendi mi kapalı? Hani var ya bir reklam. Şok 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 diyor ya. Aynı öyle herkes ama. Birbirimize bakıyoruz, acaba makara mı yapıyor bize falan filan yani. O bu derece. Yoksa gelecek de Ali Şen'e küfür etmeye falan. Oralarda değil ya. Oralarda olan bir adam değildi zaten. Kaldı ki Ali Şen'in de mesela o zaman daha Süleyman Seba da yok. Yani salonu yok. Şeyde oynuyoruz. Ahmet Fetker'i de oynuyoruz aşağıda. Bir basket maçı var. İbelekli cebelekli bir dönem yani. Kavgalar, tribünsel şeyler falan var. Fenerler polis yolu kesti, gelemiyor maça. Gelmiyor yani. Haber falan. Bir de en son eskiden biz kapıda dururduk yani sonuna kadar. Evet. Maç başlardı, öyle girerdik salona. Stada da, derbi maçlarda. Bir baktım herkes girdi, ben de en son işte herkesi soktuk maça. Baktım sarı ceketli bir adam geliyor. Şişman. Ya iri yer falan. Yanında bir tane de adam. Ali Şen. Şimdi Ali Şen'e devamlı laf ediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz falan. Şimdi karşı karşıya geldik. Şimdi polis de geldi tabii. Dedi arkadaşlar dedi, misafire dedi ha gelmezsin demezsiniz herhalde değil mi dedi. Salonda bir tane Fener, beyanca basket takımı var. O zaman şey falan Fener'de oynuyor. İbrahim Kutlay falan. He, alınmamış yani. Girememişler taraftar. Tabii Fener yok. Bir anda basket takımı Fenerli olarak. Bir de Ali Şen geldi. Sarı ceket, lacivert, gömlek.
Vay arkadaş, ben gittim. Ben millet bağırıyor işte o gelince falan filan. Ben dedim ki bu maçta bağırmıyoruz arkadaşlar Alişen'e. İşte bu ya. Evet. Bağırmıyoruz abi. Niye evet, biliyor musun? Adam böyle tek başına gelmiş. Elini sıktım gittim. Bak Allah yukarıda. Dedim başkan bravo. Tebrik ederim. Başkan gelir böyle tek başına da gelir. O zaman mesela çok büyük bir olaydır ha. Yani çok arkada kalmış bir anı gibi duruyor ama. 10 bin tane Fenerbahçe'li gelse. Kimse de bağırmadı o zaman. 10 bin tane Fenerbahçe'li yapamayacak. İbrahim Kutluay'a tutuktu o zaman. İbrahim Kutluay'a fazla şey yapıldı falan. Bak kaç senelik olay. Evet. Yani en azından 20'den fazladır yani. Şimdi doğruya doğru diyebiliyorsan eğer, doğru. Düzgüne düzgün diyebiliyorsan sorun yok. Arkadaş sana kim ne diyorsa desin yani. Benim o kadar da şeyi değil. Dolayısıyla yani pazartesi maçından çıktı. Böyle bir pazartesi maçı var. Hatırlıyorum. Böyle de iki tane Fener maçı ama Süleyman Seba'nın olayı da kesinlikle öyle. Onda iyi oldu. Oralarda olan bir adam değil zaten. Çünkü bunu Beşiktaş kulübü de kullanmıştı. Böyle bir ifade kullanmıştı Beşiktaş kulübü. Biz bunu yapmıştık falan şeklinde ama arşivden yanlış yansımış olabilir. O algoritma var ya yani öyle yayıldı, öyle söylendi. İnsanlar da ona inandı evet, yani. Evet. Ama işin hası budur. Ama zaten Süleyman Seba'nın fair play ve centilmenlik dersleri için hikaye uydurmaya gerek yok. Zaten başta başkan, her hareketi oraya çıkıyor. Bütün takım başkanları içerisinde zaten saygıdeğer bir adamdı. Yani herkes Süleyman abi derdi yani. Evet. Hani kalkıp da bir başkan modeli değil, bir değişik bir İstanbul eski ahlak abidesi. Bayıklarla, bilmem nelerle çok, falan filan yani. Çok böyle. Ama tabii birçok şey var şimdi. Çok doğrucu. Farklı farklı kategorilerde değerlendirmek lazım. Bazı şeyler uyuşmuyor. Bazı evet. Denk gelmiyorsun. Bazen zaten uyuşmuyorsun. Kulüp başkanıyla o mertebeyle tribünün uyuşması da beklenemez hele. Buradan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Size empoze edilmeye çalışılan birçok hikaye yanlış. Yani düzgün şeyler aksedilmemiş size. Evet bazı yerlerde çıkış noktası itibariyle doğruluk payları var. Ama gelişme noktasında falan hani. Siz gönderdiniz. Nasıl? Siz gönderdiniz Süleyman Seba'yı. Yani genel algı bu. Ya onu. Çarşı gönderdi. Onu konuşmaya bile gerek yok. Ya bana, bazı şeyler bak ne diyorum bazı şeyler olabilir ama bugün iyi araştırmacı bazı konularda zaten olayı. Ya ben de ne diyorum sana yani 97-98'e kadar bir şey yok. Ha limoni mi? Limoni ama totale bakıyorum. Son 40 seneye. Evet. Beşiktaş'la yaşayan, yalnızca Beşiktaş'ı yaşayan baktığında evet yani bazı şeyler yanlış gelişmiş. Evet. Bazı şeylere yanlış oturmuşuz. Evet bu ama yanlışları yapmadan da doğruyu göremezsin. Doğru. Tecrübe dediğin şey ne? Hani bunun böyle bir argo bir tabiri var ama normal düzü yediğin kazıkların bileşkesi. İnsana kel olduktan sonra tarak vermesidir hayatın derler. Haftaya futbol konuşacağımız, bol bol saha içini konuşacağımız bir gündem olması dileğiyle Ocak başından hepinize afiyet olsun. Şartların oluşması dileğiyle. Şartlar oluşursa yine burada olacağız. Evet.